Vekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu CHP Grup Sözcüsü. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bir Gün Gazetesi yayın koordinatörü Yaşar Aydın da bizimle birlikte. Yaşar hoş geldin. Hoş bulduk. Müsaade edersen önce hocama sormak istiyorum. Hocam bugün iki meseleyi öne çıkaracağız. Başka şeyler de konuşacağız elbette ama biri Canan Kaftancıoğlu kararı, diğeri de Sadat'a yaptığınız suç duyurusu. Dilerseniz önce Canan Kaftancıoğlu kararıyla başlayalım. Bekliyordunuz herhalde bu kararı değil mi? Doğrusu beklemiyordum. Çünkü ben hala hukuka inanmak istiyorum. Zira Canan Kaftancıoğlu davası aslında siyasal bir dava niteliğini almıştı. Özellikle İstanbul İl Başkanı seçildikten sonra yıllar öncesi attığı tweetler nedeniyle soruşturma başlamıştı ve ondan sonra süreç devam etti. Şimdi Canan Kaftancıoğlu'na kararını incelediğimiz zaman 3 maddeden yaptırım uygulandığını görüyoruz. Birincisi Türk Ceza Kanunu madde 125, ikincisi 299, üçüncüsü 301. Her 3 maddede aslında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi tarafından yasa niteliğinde değildir. Şeklen yasa olsa da içerik olarak öngörülebilirlik açısından yasa niteliği taşımamaktadır şeklinde pilot karar olarak adlandırdığımız pilot kararlar dizisine giren her üç maddede bu alanda yer alıyor. Bunun anlamı şudur, bizim burada Avrupa Mahkemesi kararlarını dikkate alarak düzenleme yapmamız gerekirdi. Her üç madde konusunda onun o maddelerin yasa maddesi niteliğini almasını sağlayıcı düzenleme yapmamız gerekirdi. Ama bunu yapamadık. Ancak meclisin bunu yapmamış olması Canan Kaftancıoğlu hakkında karar veren yargıçların Avrupa Mahkemesi kararlarına uymaması sonucunu doğurmamalıydı. Çünkü onlar da Avrupa Mahkemesi kararlarının muhatabıdır. Bu bakımdan bu dava, bu karar tartışmalı bir karar, siyasal delikli bir karar. O nedenle zaten geçen hafta Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Ve Anayasa Mahkemesi'nin önünde bireysel başvuru hakkı kullanılarak Canan Kaftancıoğlu hakkında başvuruda bulunuldu. Ve bu kararın, Kaftancıoğlu kararının siyasal niteliği, ona uygulanan maddelerin tartışmalı özelliği yasal açıdan bunlar hepsi dile getirildi. Şu anda yargısal süreç devam ediyor. Şimdi demek ki bu karar aslında hukuki olmaktan çok siyasal niteliği bir karar. Ve bu kararın adli tarafı, yani yaptırım tarafı, Kaftancıoğlu cezaevine girmek ve çıkmak suretiyle tescil edildi ve şu anda da kendisi adli bakımdan yaptırım süreci içerisinde yer alıyor. Peki bunun siyasal ayağı nedir? Siyasal ayağı İstanbul İl Başkanlığı'nı sürdürüp sürdüremeyeceği seçilmiş bir başkan kuşkusuz. İşte Yargıtay Başsavcısının aslında veya Başsavcılığının yapması gereken şuydu. Karar siyasaldır, tartışmalıdır ve bu nedenle hemen vakit geçirmeksizin Anayasa Mahkemesi'ne gidildi. Anayasa Mahkemesi bilindiği gibi 2010 anayasa değişikliğiyle tanınan bir yol ve 2012'den bu yana, yani 10 yıldır kullanılan bir yargı süreci. Anayasa Mahkemesi karar verinceye kadar aslında yargı süreci devam ediyor. Hatta Anayasa Mahkemesi'nden sonra Avrupa Mahkemesi karar verinceye kadar yargı süreci devam ediyor. Bu bakımdan Yargıtay Başsavcısının bunca siyasal niteliği açık olan bir kararda yargısal yönü işin, cezai yaptırım yönü uygulanıyor iken ayrıca büyük bir telaşla böyle bir kapsamlı siyasal nitelikte bir yaptırım zincirini uygulaması, bunu somutlaştırması, doğrusu Yargıtay Başsavcılığının da bu siyasal süreç içerisine girme eğiliminde olduğunu gösteriyor ki bu gelinen yer açısından sorumludur. Yani dava sürecinin dünden bugüne
nasıl bir seyir izlediğinin biliniyor olması bakımından bir de izlenen yol açısından sorumludur. Çünkü burada gördük mecliste gerek Enis Berberoğlu kararında gerekse Ömer Faruk Gergerlioğlu kararında gördük. Onlar devam eden yargı sürecine rağmen vekillikleri düşürüldü. Ama Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verince yeniden döndüler. Peki şöyle varsayalım, seçim yapıldı ve Sayın Kaftancıoğlu örneğin aday olmak istiyor, aday olamadı. Hı hı. Hemen Anayasa Mahkemesi izleyen ayda karar verdi, ihlal var diye. Ne olacak peki? Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman ya da bunun bir idam cezası olduğunu varsayalım. İdam ettikten sonra o zaman bu Anayasa Mahkemesi'ne başvurunun bir anlamı kalmaz ki. Dolayısıyla salt hukuk süreci açısından, basit hukuk mantığı açısından bunu kullanmak lazım. Bu açıdan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu karar gerçekten hukukçu olarak bende bir utanç duygusu uyandırdı. Kıdemli bir hukukçu olarak. Çünkü Sayın Kaftancıoğlu cezai yaptırımını çekmekte, siyasal açıdan seçilmiş bir başkandır. Bu denli ivecen bir tavırla yargı süreci beklemeden böyle bir yaptırımın gündeme getirilmesi ve uygulanması doğrusu anayasal düzen açısından, Türkiye'nin tabi olduğu insan hakları hukuku açısından kabul edilebilir değildir. Peki hocam, bundan sonra ne olacak? Kaftancıoğlu bundan sonra ne yapmalı, ne yapacak? Onu da konuşacağız sizinle. Ama önce stüdyoya döneyim, Yaşar'a sorayım. Siyasi olarak sence bu ne anlama geliyor, bugünkü karar? Hocam hukuki anlamda çok net ifade etti. Aynı zamanda siyaseten de meseleyi açıkladı. Yani AKP'nin izlediği yola devam edecek diye anlaşılıyor. Ben de beklemiyordum bu kararı işin açıkçası. Çünkü siyaseten bir hamle yaptı. Ve orada kalır diye düşünüyordum. Çünkü bunun gerçekten anlaşılabilir bir tarafı yok. Girdi, çıktı, cezası onaylandı ve siyasi yasaklı olması gerektiren hiçbir şey yok ortada. Emsalleri de var. Hani bu karar çok ilginç ama bu şunu gösteriyor. Siyaseten Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı sertleşme siyasetini, baskı siyasetini devam ettirecek diye görebiliriz bunu. Bunu da sadece mahkemelerle değil, işte bu Yargıtay belki... Daha sonra tartışacağız. Cumhurbaşkanlığı adaylığı vesaire konusunda YSK ile devam edecek bir süreç olarak anlamak mümkün. Yani önümüzdeki bir yıl seçim zamanında yapılırsa biz sürekli yargı kararlarını maalesef tartışacağız. Evet. Çünkü o yargı kararlarının hepsine bir siyasi karar diye düzeltmek zorunda kalacağız. Bu kadar ileri gitmezler diye mi düşünüyordunuz? Yani çünkü ilk ortaya çıktığında bu mesele zaten siyasi yasak. Bizim hepimizin ilgisini çeken mesele orada siyasi yasak cümlesiydi. Oraya vardıramayacağını mı düşünüyordunuz? Yok, vardıramayacağını. Yani iki tane şeyi söylemek mümkün. Ya bir, hani beyhude bir çaba. Yani siyasi, yani Canan Kaftancıoğlu ya da Cumhuriyet Halk Partisi seçime bir yıl kala böyle bir figürün il başkanı olup olmaması çok temel değişken değil burada. Hı hı. Bunun beyhude bir çaba olarak görüyorum. Bunun üzerine çok gitmese de olacak gibi hissettim en azından. İkincisi, gerçekten bu çok saçma bir karar. Hı hı. Yani bütün hukukçuların neredeyse hemfikir olduğu bir mesele bu konuda, siyasi yasak verilemeyeceği noktasında. Hani bu kadar, evet, gidilmemesi gerekir diye düşündük. Hı hı. Bir de bunun arkasında siyasal bir sonuç üretmesi de çok zor. Bunu üstelik da mağduriyet yaratıyor. Mağduriyet yaratıyor. Bunu denemez diye. Yani hı hı. Hem hukuken çok saçma bir karar olacak, hem de bunu denemesini gerektirecek bir şey değil. Hani il başkanı değil de il yönetim kurulu danışmanı olduğunda Canan Kaftancıoğlu'nun özelliklerini, etkisini ya da kamuoyu üzerindeki yarattığı etkiyi mi azaltacaksınız? Hani bu özellikle seçime bir yıl kala ya da daha az bir zaman kala böyle bir şeyin mümkün olacağını düşünmüyorum. Tam tersi bir şey yarattı. Belki dünden daha etkili bir siyasal figürle karşı karşıyayız. Karşı karşıyayız, evet. Hocam, bundan sonra ne yapacak Canan Kaftancıoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde ne konuşuluyor? Yani yapabilecek mi il başkanlığı bundan sonra, onu soruyor. İl başkanlığını Sayın Genel Başkanımızın da açıkladığı üzere örgütümüz, bütün örgütümüz gücüyle Sayın Kaftancıoğlu'nun arkasındadır ve il başkanlığına devam edecek. Hı hı. Bakımdan aslında...
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı burada belki bir siyasal yasak koymak suretiyle aslında partinin daha bir dayanışma gücünü artırması ve seçimlere neden daha kararlı bir biçimde hazırlanması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Çünkü Türkiye'nin hukuk düzenine yönelmesi, anayasal hukuk düzeni altında yönetilmesi yaşamsal bir sorun haline gelmiş bulunuyor. Bunu da Kaftancıoğlu olayında, sürecinde gördük. Çünkü belki biraz önce konuşacağımız üzere Sadat gibi paramiliter güçler Türkiye'de varlığını sürdürürken bütün saydamlığıyla ve Cumhuriyet Savcıları herhangi bir işlem tesis etmezken Kaftancıoğlu gibi ceza yaptırıma tabi olan, uygulanan ama siyasal açıdan herhangi bir engeli bulunmayan ve üstelik yargı süreci devam eden anayasamız açısından anayasa açık bu şekilde ivecenlikle karar verilmesinin esasen tersine dönmesi, siyasal açıdan tersine dönmesi muhtemeldir. Demokratik açıdan bunun etkilerinin daha güçlü bir biçimde iktidara yöneleceği de kuşku bulunmamaktadır bu durumda. Evet, şimdi sabah saatlerine dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'la birlikte siz CHP'liler olarak Sadat hakkında suç duyurusu bulundunuz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Oradaydınız siz de ama önce biz bir